Hayır. Madem ki kusurlar söyleniyor, ben de sizinkini söylüyorum işte. Üstelik ben kötü bir şey yapmadım. Yapmam da zaten. Bu saatte kim olabilir? Ben bakarım. Alo. Mihriban. Evet benim. Ben Kenan Hoca. Buyurun hocam. Can, can çok kötü. Yavrum ölüyor galiba. Yapmayın. Gece uykunun içerisinde bağırarak uyandım. Kan ter içinde kalmıştı. Yavrum ölüyor. Hayır, hala nefes alıyor. Sen neredesin? Aşağı bakkaldan arıyorum. Şu profesörün telefonu. Tamam. Ben şimdi arayacağım. Sonra da oraya geleceğim. Ben gelinceye kadar sakın çocuğu yerinden oynatmayın. Neler oluyor kızım? Bize de söylesene. Kötü bir şeyler mi oldu? O size sözünü ettiğim çocuk var ya... Hani şu kalp hastası olan çocuk. Evet. İşte o ölmek üzereymiş. İyi de sen neden telaşlanıyorsun? Anne, sahi mi söylüyorsun bunları? E tabii, insanın kardeşi falan olmalı ki bu kadar telaş etsin. Doktor bey, ben Mihriban. Mihriban Nebiler. Evet, hatırladım. Hocam, o size getirdiğimiz çocuk çok hasta. Bu gece ani bir spazm geçirmiş. Sahi mi söylüyorsunuz? Hemen hastaneye götürün, bizim servise. Ben de bir saate kadar gelirim. Tamam, çok teşekkür ederim. Nereye gidiyorsun? Sen deli misin? Gecenin bu saatinde hiçbir yere gidemezsin. Bir yere değil baba, hastaneye gidiyorum. Çünkü ortada küçük bir çocuğun hayatı var. Beni ilgilendirmez. Buna izin veremem. Çekil önümden baba. Ben 20 yaşında rüştünü ispat etmiş bir genç kızım. Şu anda da bu evden gitmek istiyorum ve gidiyorum, anlıyor musun? Gel hadi, gel. Fakat bırak kızım... gitsin, bırak. Sana acilen, Doktor İsa, acilen bekleniyorsunuz. Doktor bey geldi mi? Hayır ama telefon etti, EKG'sini çekeceğiz. Doktor bey, hastamız tamam, içeride. Tamam, merak etmeyin, her şey normal. Korkacak bir şey yok. Bu akşam burada kalması gerekiyor. Sakın üzülme. Göreceksin. Her şey düzelecek. Biliyorum. Kurtulacak. Evet ablacığım. Hastanın adı Can Yoruldu. Kamil abi, bir ekmek 250 gram da elma tart. Ulan hayret bir şey. Önce çocuğun sağlık haberini alalım hele. Sen tart abiciğim. Alo. Evet ablacığım. Nasılmış? Hay ağzını yiyeyim ben senin. Hayır, lafın gelişi. Ağız alışkanlığı işte. Allah Allah. Ben ne dedim şimdi? Hemşireyle mi konuştun? Evet. Ağzını yiyeyim dedin ya, ona bozulmuştur. Ne var bu lafta şimdi?
Ya bırak hemşireyi de, oğlan nasılmış onu söyle hele. İşte onu diyordum, çok iyiymiş abicim. Ulan aferin, şimdi hak ettin helvayı. Sonra hesaplaşırız abicim, anlarsın ya. Tamam. Ne oldu, konuşabildin mi? Konuştum abicim, tamam ölmemiş. Ya Zötü söylesene, kim ölmemiş ya? Can, taburcu etmişler, ocağa getiriyormuş. Ulan o yer oksidi, öyle mi söylenir? Nasıl söylenir, sağlammış, ölmemiş dedik ya işte. İyiymiş, hatta çok iyiymiş diyeceksin. Tamam, uzatmayın beyler. Allah'ınızı seviyorsanız ya. Demek ki çocuk çok iyiymiş. Evet abicim. Neyse, çok şükür. Ben çıkıyorum beyler. Kenan Hoca ve Mihri sorarsa beni, derseniz ki stüdyoya git. Tamam, söyleriz. Tamam. Hadi eyvallah. Güle güle. O ekmeğin arasına ne koydun? Helva. Helva mı? Ulan niye söylemiyorsun ha? Nereye? İşe. Görmüyor musun, masa var. Oldu koçum, güle güle. Nasıl olur? İşte buyur patron, her şey burada. Nihayet bitti ha. 45 gün dile kolay. Gelin ikinizi de bir öpeyim. Eyvallah abi, sağ ol. Sizi de kutlarım. Maşallah onu hiç yalnız bırakmadınız. Bu zamanda böyle aşk, aşk olsun vallahi. Ben bir şey yapmadım ki. Bana moral verdin, yetmez mi? He kitabıma. Şimdi oturup dua edeceğiz. Niçin efendim? Dua edeceğiz ki kaset satsın. He kitabıma istapata, istapata. Başaracağını biliyordum. Seni kutlarım. Dur bakalım. Daha 50 bindeyiz. 2 günde 50 bin kaset ha. Bu müthiş bir şey. Demek ki 1 milyonu geçecek. İnşallah. Günlerce şu çocuğun yaşaması için dua ettim. Bak Allah onun yüzüne baktı. Köyde bir anam var. Bir de yatılı okuyan bir kız kardeşim. Onları buraya getirebilirsem hayatımdaki en önemli şeyleri çözmüş olacağım. Her şey bu kadar mı? Bir de sen varsın tabii. Senin olmak çok güzel bir duygu. Efendim. İyi geceler bacım. Rahatsız ettik, kusura bakma. Buyurun, rica ederim. Bacım sen bu Mahsun'un okul arkadaşıymışsın. Biz çok aradık, bir türlü kendisine ulaşamadık. Kaldığı yerin telefonu varsa... Maalesef telefonu yok. O zaman bir randevu alalım. İsterseniz siz de buyurun, oturup konuşalım. Peki konu nedir? Konu onun için çok yararlı. Yarın kaçta beklerim sizi? Bilemiyorum, söz veremem. Kendisiyle görüşmem lazım. Oldu bacım. Telefonlarımı vereyim, siz beni arayın. 298-49-01 çağrı 568-182. İyi akşamlar. Yine o plakçı mı? Bilmiyorum. Fakat hiç hoşlanmadım bu heriften. Tamam abla, şimdi geliyor. Günaydın. Günaydın.
Buyurun. Merhabalar. Efendim, hoş geldiniz. Hilmi Bey içeride mi? Hilmi Bey içeride sizleri bekliyor. Hadi içeri. Hoş geldin koç. Hoş bulduk abi. Sen de hoş geldin yenge. Ne söyleyeyim size? Ben Nescafe içerim. Oldu. Yemek söyleyeyim size. Hayır, ben yemem. Sen? Sen sağ ol abi, ben de yemem. Mustafa, iki çay bir Nescafe söyle. Şimdi sıkı dur. Seni dün iki televizyondan birden aradılar. Yok ya. Bak koçum, hem röportaj yapacaklar hem de şarkı söyleyeceksin. İşte bu harika. Fakat ben çıkamam. Nedenmiş o? Mirvan, ben böyle bir şeye daha henüz hazır değilim. Benim için çok erken. Ne üst var ne baş var. Olur mu öyle şey? Millet böyle bir şeyi yakalayabilmek için can atıyor. Sen ayağına gelen kısmeti tepiyorsun. Hilmi Bey doğru söylüyor. Bu fırsatı kaçırmamalısın. Efendim. Evet. Ben Hilmi Topaloğlu. Olmaz canım. Bu hafta olmaz. Belki 15 gün sonra. Tamam söz. İşte buyur. Bu da üçüncü. Hepsi sıraya girdi. Şimdi önce sana birkaç kostüm, birkaç elbise lazım. Sen nerede kalıyordun? Handa. Handa mı? Ne hanı? Tarla başında bir bekar hanında. Kaç kişisiniz? 4. Bir de canımız var. Can kim? Bizim hocanın oğlu. Çocuk hasta. 4 kişi bir odada. Bir de çocuk. Harika. Orada bir basın toplantısı yapalım. Beni iyi dinle. Hemen bütün gazetelere ara haber ver. Mahsun Kırmızıgül basın toplantısı yapacaktı. Evet sayın seyirciler. Şimdi sizlere bu yılın en çok satan kasetini ve onun yaratıcısı Mahsun Kırmızıgül'ü tanıtacağız. Evet Mahsun. Bu senin seyircilerle ilk buluşman sanıyorum. Neler hissediyorsun? Şu anda çok heyecanlıyım. Ben ekranları başında bulunan milyonlarca insana en derin sevgilerimi, saygılarımı ve en yüce minnet duygularımı belirtmek isterim efendim. Yaptığın basın toplantısında 3 arkadaşınla birlikte bir han odasında kaldığını söylemişsin. Bu konuda söylemek istediğin bazı şeyler var mı? Var. Biz aslında 4 arkadaşız. Bir de canımız var. Kendim fakir bir ailenin çocuğuyum. Diyarbakır'dan buraya, bu büyük metropolde tek başıma mücadele ediyorum. Şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Şan bölümünde okul okuyan bir öğrenciyim. Benim bu mücadelemde bana yardım eden çok değerli büyüğüm Kenan hocama ve oğluna ve yine handaki arkadaşlarım Zaza ile Zühtü'ye, benim plakçım çok değerli ağabeyim Hilmi Topaloğlu'na. Ulan sen niye ağlıyorsun peki? Ben çaktırmadan ağlıyorum. Ben çaktırıyorum ulan, ne olmuş? Evet değerli izleyiciler. Şimdi de yılın kasetine ismini veren ünlü parçayı hep birlikte dinliyoruz. Alem Buysa. Çok alçak gönüllü. Çok mütevazı bir çocuk. İyi niyetli. Evet. Keşke babam da izleseydi. Bravo vallahi çocuğa. O fakirlikten kalk bu hale gel. Efendim. Mihriban Hanım, bizi yanlış anladınız galiba. Biz sadece bir görüşme isteğinde bulunmuştuk. Biliyorum, fakat fırsat olmadı. 3 gün içinde bir telefon edecek zamanınız olmadı mı? Maalesef olmadı. Yoksa telefon numaramızı mı attınız? Hayır, yanımda. Tamam, yarın arayacağım söz. Peki, bekliyoruz. Alem buysa kral sensin, alem buysa kral benim. Günaydın. Günaydın. Hilmi Bey içeride mi acaba? Henüz gelmedi, siz buyurun oturun. Peki. Verir misin o numarayı? Tabii basana.
Nahit Bey'le görüşmek istiyorum. Kim arıyor? Ben Mahsun. Bağlıyorlar. İlginç, bana başka bir yer demişti. Merhaba hemşerim, Şükür Kavuşturan'a. Merhaba abi, nerelisin? Fark eder mi? Bu vatanın evladıyız. Tabii fark etmez. Buyurun. Koçum, bu mevzular derin mevzular. Böyle ayaküstü telefonla konuşulur mu? Buyur, bir kahvemizi iç. Pekala. Bugün kaçta müsaitsiniz? Öğleden sonra kaçta istersen gel. Buradayım. Peki efendim, geleceğim. Ne istiyormuş? Bilmiyorum. Yazanesine çağırdı. Dikkat et, hiç sevmedim o adamı. Ben de. Hiç tanımadığım bir adam. Benimle ne konuşabilir ki acaba ya? İşte 54 numara burası. Sen bekle. 5-10 dakika sonra dönerim ben. Neden benim de gelmemi istemiyorsun? Olmaz. Sen bu adamları tanımıyorsun. Arabada kal. Bir saniye. Evet. Buyurun. Nait Bey'le görüşecektim. Bir dakika, haber vereyim. Mahsun Bey sizi görmeye geldiler efendim. Evet, tabii. Buyurun, sizi bekliyorum. Hı hı. Kusura bak. Hoş geldin kardeş. Hoş bulduk abi. Buyur, otur. Tamam, çıkın. Hemen konuya girsek. Hay hay. Hemşerim, biz aslında transporttayız. Pakistan-Almanya nakliye işimiz var. Bir de şu plak kaset işine bulaştık. Sen de bizim hemşerimizsin, kardeşimizsin. Seninle çalışmak istiyoruz. Fakat anlaşmam var benim. Önemli değil. Sen bir he de yeter. Her zaman senin yanında oluruz. Sözleşme de kolay. İsteriz getirirler. Bugünün yarını da var. Unutma koçum. Olmaz. Nasıl olmaz? O insan benim için çok şey yaptı. Benim elimden tuttu. Bana babalık yaptı. Onu para pula satamam. Ya boş ver. Babalığın hayrına mı yapıyorlar? Buyur. Onların verdiğinin iki misli sana. Gel bizimle çalış. Olmaz abi. Biliyorsun ben daha bu işin başındayım. Ekmeğini yediğim insanı satamam. Benim kitabımda nankörlük yoktur. Gel benim yoluma çıkma abi. Bak. He dersen 1 milyar avans veririm. Kaseti de 3 ay içinde yaparsın. Buyur düşün. Sana 1 hafta müsaade. Ama sonunda he dersen senin için de bizim için de hayırlı olur. Peki. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol abi. Ne oldu, ne istiyormuş? Gidelim anlatırım. Aslında teklifin altında bir de ince tehdit var. Yani asarım keserim mi diyor? Demiyor ama ima ediyor. Bir ara 1 milyar yarım vereyim deyince kabul edecek oldum. Sen deli misin? Bir an can geldi aklıma. Hemen çocuğu yatırırız diye düşündüm. Bunun için artık onun parasına ihtiyacımız yok. Nasıl olsa bir noktaya geldin artık. Biliyorum, geleceğimizi ipotek altına aldırmamalıyız. Hangi rüzgar attı sizi? Çek elini be. Mahsun nerede? Yok, ne yapacaksın Mahsun'u? Ne o, yoksa sizi terk mi etti? Estağfurullah, neden terk etsin? Mahsun televizyona çıktı. Televizyonda gördük onu. Biz de gördük, ne var? Buyurun oturun. Oturalım. Allah aşkına hoca, doğru muydu gördüklerimiz?
Doğruydu tabii. Artık burada kalmıyor mu? Burada kalıyor ama daha sonra çıkacak nasıl olsa. İnsanın şartları düzelince iyi şartlarda yaşamak ister. Bu en doğal hakkı tabii. Yakında bizi de sizi de tanımaz. Yaşayıp göreceğiz. Duydun mu yavrum? Evet, belki sen de menajeri olursun. Bravo, nereden tahmin ettin? Tahmin ettim. Falcı mısın be mübarek? Hayır, Şükran iyi falcıdır. Evet, bir bacıya benzetiyorum ama... Kahve üstüne ustayım da... Tamam, Bülent'in kadrosu olursa yövmiyeyi düşeriz. Ama öbür kadro... O paraya olmaz. Tamam, tarih bizim için uygundur. 25-30 parça saz da çıkaracağız. Adam başı hesaplayın işte. Evet, Mahsun için o kadar. Düşünün taşının, beni arayın. Gel Mirva. Geç. Kardeş, iyi adam lafın üstüne gelir. Şimdi telefonu kapattım. Hayırdır? Hayrında büyüğü. İkidir çakıldan arıyorlar. Ne için? Seni gazinodan istiyorlar. Bülent Ersoy'un kadrosuna. Harika. Ne zaman? Ayın 15'inden itibaren 3 aylık bir mukavele. Bu ne demek biliyor musun? Artık hayatın değişiyor. Artık bu işte yırttın demek. Peki çok para verirler mi? Çok değil ama biraz alacağız. Bu bizim vitrinimiz. Şu 3 ayı bir başarıyla atlatalım. Sonra kuralları biz koyacağız. Şu canın ameliyat parası bir çıksa. Ne kadar lazım? 200 milyon. Tamamdır. Hiç merak etme. 200 milyon emrinde. Efendim. Pekala. Sözleşmeyi hazırlayıp gönderin. Eyvallah. Ne oldu abi? Bu iş buraya kadar. Nasıl yani? Bütün şartlarımızı kabul etmişler. İşte bu. Zaza, gel bize yardım et. Zaza koş, Zaza. Ooo abicim, hoş geldin. Yardım edeyim. Tut bunları Zaza abi. Yengeciğim önden buyur, geç. Geç. Selamun aleyküm beyler. Aleyküm selam. Merhaba. 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 Hey bunlar da... Merhaba hocam. Merhaba başım. Vay vay vay. Bu senin Zühtü. Eyvallah abi, sağ ol. Bu da senin Zaza. Sağ olasın. Bu da hocanın. Bunu hocaya versene. Teşekkür ederim. Buyur hocam. Vay adına bak. Zahmet etmişsiniz. Ne zahmet hocam? Teşekkür ederim. Kızlar, sizin burada olduğunuzu bilmiyordum. Çok özür diliyorum size. Ne kadar iyisin. Aç, aç bakayım. Aç bakalım. He? Canım kardeşim. Çok güzel. Çok güzel. Sağ ol. Aslanım Zülfü. Sana yular gibi oldu ha. Çok yakıştı. Yapma abi, acı bana. Nasıl, yakıştı mı? İyi. Eyvah, basıldık abi. Kusura bakmayın bize. Açıklama yapardık. Karşıda mı oturuyorsun? Evet, burada oturuyorum. Kendim Aslan Bingöl'ün diğer odada olduğum gibi. Arkadaşlarım. Teker teker sorun. Burada bir çocuk var. Bu kimin çocuğu acaba? Bu çocuk benim kardeşim gibi. Canım. Canımız. Bu hanım sizin acaba sevgilin değil. Hani cevaplar verebilirsiniz lütfen. Bundan sonra burada yaşamaya devam edecek misiniz? Ben burayı çok seviyorum. Arkadaşlarımı da çok seviyorum. Çünkü onlarla büyüdüm ben. Cevap verin. Ne demek bu?
Hayır, biz Mahsun'la görüştük. Sizinle çalışmak istemiyor. Plakçısından son derece memnun. İkinci kasetini de onlarla yapacak. Evet. Ne oldu kızım? Yok bir şey. Allah Allah, ne oldu bu kıza ya? Bakmadan yürü. Sana yürü dedim. Siz de kimsiniz? Şimdi beni iyi dinle. Dostun mudur, postun mudur o Mahsun denen söyle. Bu bizim son ihtarımız. Canı tatlıysa söz dinlesin. Bize ayak uydursun. Yok hala hayır diyorsa kendi bilir. Bunu aynen böyle söyle. Daha şöhretin başındayken hayata Allah'a ısmarladık demeyin. Peki kararın nedir? Kabul etmem. Kuru gürültüye papuç mu bırakacağız? Şerefsiz bunlar. Şimdi bu şerefsizliği yapanlar yarın başkasını yaparlar. Bravo, böyle diyeceğini biliyordum. Biz işimize bakalım. Kimse bir şey yapamaz. Herkes ekmeğine baksın. Isıracak köpek dişini göstermez. Yalnız bunu iyi düşünün. Adamlar oldukça ciddi gözüküyorlar. Olabilir, bizim elimizde elma armut toplamıyor. Hayır. Ben bunu onlara boyun eğin diye değil, tedbirli olun diye söylüyorum. Tamam canım, sen merak etme. Her şeyin bir kolayı vardır. Bu senin gazını avansın. Hemen çıkalım. Nereye? Doktora, hemen arayalım. Ameliyat için hazır olsunlar. Tamamdır. Cumartesi ameliyat alacaklar. Duydun mu minibüs? Ha, duydum sayende. Tamam. Benim sayemde değil. Mahsun'un sayesinde. Motorlu vasıta. Korkmuyorsun değil mi? Hayır, sağlığıma kavuşacağımı biliyorum. Onun için de korkmuyorum. Bravo. Sen de korkmuyorsun değil mi baba? Neden korkacağım oğlum? Merhabalar. Merhaba. Bir telefon açabilir miyim? Tabii, buyurun şurada. Nait Bey lütfen. Alo, ben Mahsun. Bak abi, sana saygı duyuyorum. Hemşerimsin, büyüklerime asla karşı gelmem. Hemen konuya gireyim. Mesele ekmek davasıysa hiç kimseyi tanımam. Mahsun efendi, sen kimle konuştuğunu biliyor musun? Biz bir şey dedik mi o iş olacak. Bak abi, vermeden almak Allah'a mahsustur. Fidanı yetiştirirsen meyveyi alırsın. Bana bugüne kadar ne yaptın ki, benden ne istiyorsun? Bak kocuğum, derdimizi anlatamadık galiba.
Biz seni adam sandık ama sen boş çıktın. Bunun sonu çok kötü olur. Bak ağa, sen daha iyi bilirsin. Bizim orada ağa vardır, bey vardır. Bizim gözümüzde baba, çoluğuna çocuğuna bir ekmek götüren babadır. Sadede gel. Yani beni dostluk için arıyorsan, her zaman sana boynum kılan incedir. Ama menfaatlerin için arıyorsan, kapım sana kapalıdır. Bunu unutma ki, bana yapacağın kötülük, beni bu duruma getiren halkıma yapacağın kötülüktür. Peki koçum. Yarın önemli bir gün. Canımızı ameliyat ettireceğiz. Yarın yanımızda ol. Tamam, gelirim. Hadi başarılar. Çok değerli misafirler, Allah hepinizi var etsin. Bugün sizlere bir müjdem var. Uzun bir süredir hasta olan yavrusunu yaşatmak için mücadele veren, kutsal mesleği olan öğretmenliği bırakarak inşaatlarda amelelik, hanlarda hamallık, el kapılarında işçilik yaparak para kazanmaya çalışan, kazandığını yemeyen, kalbi delik olan yavrusunu ameliyat ettirebilmek için para biriktiren benim can dostum Kenan'ı buraya davet ediyorum. Alkışlarınızla. İşte bu güzel insana iyi bakın. O örnek bir babadır. Anası öldüğü için tek başına hem analık hem babalık yaparak yavrusunu yaşatan eşsiz bir insandır o. Artık yeterince paramız var. Yarın sevgili canımıza ameliyat ettireceğiz. Buyur. Senin sayende. İnan her şey senin sayende oldu. Sen olmasan hiçbir şey olmazdı. Alkışların hepsi Kenan Hoca'ya. Buraya kadar değil. Daha çok işimiz var. Oğlum. Oğlum sana ne? Bana iyi bak. Birlikte bakacağız. Bana söz ver. Söz. Söz. Hoca. Kardeşim ne olursun ölme. Yarın oğlunu ameliyat ettirecektik. Bak artık paramız var. Hep bugünü beklemedin mi? Onun iyi olması için geceleri Allah'a dua etmedin mi? İşte parayla buldum. Onu yaşatacağız. Mahsun abi, bana bir şey söylemeyecek misin? Biliyorum, babamı öldürdüler değil mi?
O benim hem anamdı hem babamdı. Mahsun abi, babamı çok seviyorum. Dik durmalısın. Bundan sonra sen benim oğlumsun. Her şey üzerindir. Dur olmalısın. İnsanlar doğar yaşar ölürler. Bu doğanın kanunudur zaten. Ama kimi öyle, kimi böyle. Önemli olan insanların dürüst, şerefli ve namussuzca olarak ölmesidir. Senin baban da bunlardan biriydi. Peki ben ne yapacağım şimdi? O nasıl söz? Ben varım ya. Bundan sonra sen benim oğlumsun. Benim her şeyimsin. Benim göz bebeğimsin canım. Ben artık iyileştim. Hastaneden taburcu ettiler. Koşa koşa sana geldim. Ama ancak seni burada bulabildim. Kader böyleymiş, ne yapalım. Ama şunu bil ki ben artık çok iyiyim. Ve bir annem, bir de babam var. İçin rahat olsun. Seni seviyorum baba.